Doğru Haber'in tek adresi Boğaz TV'den. Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. Boğaz Medya Haber Merkezi tarafından sizler için hazırlanan hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. CHP Gençlik Kolları'nda görev değişimi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde CHP Gençlik Kolları Başkanı Cihan Dangal, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini törenle Ergün Tulna'ya devretti. Değerli temsilcileri, Biga Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi 2008'de göreve başladığı zaman Biga Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi yoktu, il genel meclis sayısı azdı. 2008'de göreve başlayan yönetim oluşturduğu gençlik ekibiyle beraber bir çalışma sonrası bugün Biga'da 3 belediyenin ikisi Cumhuriyet Halk Partili, il genel meclis sayısı 2'ye çıkmış durumda ve her yönden Biga'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddialı ve hak sahibi olduğunu görüyoruz. İşte bu iddia ve hak sahibi olmada gençlerimizin büyük katkısı vardı. Şimdi bir olgunluğa geldiler. Yaşları da aştı. Şimdi bu 30'u aşan yaşlardan sonra onlar yine genç olmasına genç ama partimizin tüzüğü gereği artık olgun partililer. Bu olgunlaşan gençler sadece kendilerini değil, yerlerde gelecek yenileri de yetiştirdiler. Ve bugün burada yerlerine yetiştirdikleri kendilerinden sonra bu akışı sürdürecek ve partimizi daha büyük başarılara taşıyacak yeni bir ekibe görevi teslim ediyorlar. Gençlik kollarımıza, eski demeyeceğim, onlar gençlik kollarımız, hala bizim nazarımızda, bizim beyazlaşan saçlarımızın yanında onlar hala genç. Onlara sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Bundan sonraki onlardan görevi devralacak, bayrak yarışını bir başka etaba taşıyacak yeni gençlerimize de cari gönülden başarılar diliyorum. Ve onlara her türlü etkinliklerinde destek olacağıma, sizlerin de destek olacağınıza söz vererek sözü, evet, yeni gençlik kolları başkanımız, avukat, belediye meclis üyemiz Ergün Tulna'ya sözü bırakıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ama biz şunu biliyoruz ve burada söz veriyoruz ki gençlik kolları olarak, biz bu tarih faşizmine başlayamayacağız ve biz bu yolda mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Biz ve yoldaşlarım ve arkadaşlarım olarak biz bu yolda bu şekilde devam edeceğiz. Bunu hepiniz gözler önünde söz veriyorum burada. Ben ve dava arkadaşlarım olarak. Lapseki ilçe merkezinde bulunan Hacı İsmail Efendi Camii'ndeki kursta Kur'an-ı Kerim öğrenen 11 öğrenci hatimetti. İmam Mustafa Sözen kursa 32 öğrencinin katıldığını, bunlardan 11'inin Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini, diğer öğrencilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkanlığının ilçemiz müftülüğü tarafından açılan yaz Kur'an kursumuzda Hacı İsmail Efendi Camii'nde 32 öğrencimizin 11 tanesi Kur'an-ı Kerim'i hatmetmişlerdir. Evet. Diğer öğrencilerimiz de Kur'an-ı Kerim'e devam etmekte. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde öğrenmeye gayret etmektedirler. Biz de bu hatimi
yapılan çocuklar tarafından yapılan bitirilen hatmi şerifi bir merasimle süsleyelim dedik. İnşallah çocuklar burada öğrenmiş oldukları Kur'an-ı Kerim'den, surelerden okuyacaklar, ilahiler okuyacaklar ve dua yapacağız inşallah. Hatimlerini bu şekilde süslemiş olacağız. Bundan sonraki süreçte Kur'an-ı Kerim bir ışık olduğu için o ışığı söndürmemek artık anne ve babanın eline geçiyor. Anne ve baba çocuklarının üzerinde biraz daha gayretle durup kesinlikle Kur'an hiç olmazsa günde yarım sayfa, bir sayfa okul zamanı dahi olmuş olsa bile okuması gerekiyor çocukların. Çünkü bunu unutmamaları gerekiyor. Çünkü yaz Kur'an kursları sadece senede 2 ay olduğu için bu kısıtlı bir zaman. Bizim için de kısıtlı bir zaman, çocuklar için de kısıtlı bir zaman. Ama anne ve baba gayret ederse, günde en azından çocuk bir sayfa veya yarım sayfa okursa kesinlikle o Kur'an'ı unutmayacaktır. Ve o Kur'an ona her zaman ışık olacaktır. Afetlerde barınak, normal zamanlarda park. Çanakkale'ye afet durumunda halkın barınması ve çadır kurulması için alan yapılacak. Söz konusu yer normal zamanlarda ise park ve piknik yeri olarak kullanılacak. Türkiye'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın belirlediği projede Çanakkale'de yer aldı. Çanakkale Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, AFAD öncülüğünde ve Çanakkale Belediyesi'nin katkılarıyla yapılacak sürdürülebilir geçici barınma alanı Esenler Mahallesi'nde kurulacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada muhtemel bir afet durumunda afetten etkilenecek nüfusun barınma ihtiyacını süratle karşılanabilmesi için oluşturulacak barınma alanında afet dışında çocuklar oyun oynayıp spor yapacak. Ayrıca mesire alanı olarak da kullanılacak projeye kısa süre önce başlanacak. Altyapı konusunda Çanakkale AFAD, Çanakkale Belediyesi ve ilgili kurumlar ile işbirliği yapılacak. Kendi enerji ihtiyacını özellikle alternatif enerji ile karşılayacak alanda en az 250 çadır kurulabilecek. İklim şartlarına göre çadırlar konteynerlarla değiştirilebilecek denildi. Balcılar Gölet inşaatına devam ediliyor. Lapseki'ye bağlı Balcılar Köyü yakınlarına başlayan Gölet inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Devlet Su İşleri tarafından başlatılan 1000 günde 1000 gölet göl su projesi kapsamında Lapseki'ye bağlı Balcılar Köyü, Gökdere Yaylalar mevkiine Nisan ayında başlayan gölet inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Gölet inşaat alanını şantiye şefi Necdet Kepsutlu ile birlikte gezen İl Genel Meclis Üyesi Hasan Engin ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sağlam Balcılar, gölet inşaatı çalışmaları hakkında bilgi aldılar. 2015 Temmuz ayında sulamaya açılması planlanan Balcılar Göleti'nden 231 hektar alan sulanacağını söyleyen inşaat şantiye şefi Necdet Kapsutlu, Balcılar Köyü alan olarak dağ köylerinin bulunduğu alan, özellikle hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanının yapıldığı alan, fakat su sıkıntısı olduğundan sulu tarımın yapılmadığı bu göletin tamamlanmasının ardından bu alanda bulunan yaklaşık 10 kadar faydalanacak ve 231 hektar alan sulanacak. Bu köylerde sulu tarım bundan böyle yapılacak dedi. Lapseki Belediyesi tarafından 22 çocuk sünnet ettirildi. Lapseki Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa tertiplenen ve gelenekselleştirilmesi planlanan toplu sünnet şöleninde 22 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet şöleni İskele Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif'le başladı. Kına gecesiyle devam eden sünnet şöleni çocukların şişme oyun gruplarında doyasıya eğlenmeleriyle gece geç saatlere kadar devam etti. Küçük şortlu.
sevgililer, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli anneler, babalar, kıymetli çocuklarımız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar temenni ediyorum. Bu törenin, bu sünnetin olumunda başta sponsorumuz İskender Bey olmak üzere emeği geçen doktorumuzdan hastane personeline kadar, belediye personeline kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. 18 tane çocuğumuzu sünnet ettik. Allah kabul etsin. Pazartesi günü 3 çocuğumuz daha sünnet ettireceğiz. Evet, Lapseki'de bu tür sosyal faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Biz Lapseki için ne yapılması gerekiyorsa gecemizi gündüzümüze katıp sizler için ne yapılması gerekiyorsa çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde göreceksiniz. Lapseki'de değişime hep birlikte şahit olacaksınız. Lapseki değişecek dedik baştan. Evet, Lapseki değişmeye başladı. Hizmetlerimizle birlikte bundan sonra değişimi daha fazla hissedeceksiniz. Karabiga sahilleri temizlendi. Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde sahillerdeki çöpler toplandı. Karabiga Belediyesi ve özel bir firma tarafından gerçekleştirilen etkinlikte sahildeki çöpler toplandı. Toplanan çöpler geri dönüşüme kazandırılacak. Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, böylesi örnekler bizi son derece mutlu ediyor. Burada olan herkese teşekkür ederim dedi. Lapseki'de trafik çilesi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde duble yol çalışmaları sebebiyle trafik akışının tek şeritten verilmesi hafta sonu sürücülere zor anlar yaşattı. İlçe merkezinden geçen Bursa-Çanakkale karayolu üzerinde duble yol çalışmaları sürüyor. Arabalı vapur araç çıkışlarında trafik akışı adeta durma noktasına geliyor. Arabalı vapurdan her yarım saatte bir çıkan araçların tek şerit olarak kullanılan karayoluna girmeye çalışmasıyla trafik kilitleniyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu şehir merkezinde trafiğin sağlıklı bir şekilde akması için trafik ekipleri seferber oluyor. Vatandaşlar duble yol çalışmalarının yapıldığı şehir merkezindeki onarımın bir an önce tamamlanmasını istiyor. Babakale bıçakçılığı bitiyor. Bir ya da iki bıçak ustası kaldı. Osmanlı Devleti tarafından 1730 yılında Babakale'ye yapılan ve son kale olma özelliğini taşıyan bıçak ustalığı 300 yıldır devam ediyor. Savaş zamanı Osmanlı Devleti'nin Kazakistan'dan getirdiği bıçak ustaları tarafından yapılan kılıç ve kamanın yerini artık el yapımı işlemeli Babakale bıçakları alıyor. Devam ediyor köyümüze. İlk zamanlar büyüklerimiz tabi atalarımız, dedelerimiz, daha sonra babam 60 sene devam ediyor. Ve ardından ben şimdi 29 senedir bu mesleğe devam ediyorum. Şu an oğlum Ali'ye öğretmeye başladım. İnşallah devam eder.
Bıçaklarımız eskiden nasıl yapılıyorsa, tabi eskiden kılıç yapılıyormuştu, yatan kılıçları burada. Şu an zaman itibariyle bıçak yapımına devam ediyoruz. Tabi orijinalini hiç bozmadan. Girişimcilik adaylarına eğitim Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki uygulamalı girişimcilik eğitimi protokolü imzalandı. İşkur İl Müdürü Ali Çalışkan tarafından yapılan açıklamaya göre birinci grup girişimcilik programı katılımcı seçmeleri 1 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilerek 5 Ağustos Salı günü 25 katılımcı ile eğitim başlatıldı. Çanakkale İşkur Şube Müdürü Mustafa Höke ve iş ve meslek danışmanları tarafından eğitime devam eden kursiyerler ziyaret edilerek Çanakkale iş gücü piyasası ve sektörler ile ilgili seminer verildi. Gelibolu'dan talep olması halinde yeni katılımcılar için girişimcilik programlarının devam edilebileceği bildirildi. Eğitimi başarıyla tamamlayıp girişimci sertifikası almaya hak kazananlar iş kurmak için gerekli mali desteğe başvurabilecek. Bundan böyle. Çanakkale ilinin Bozcaada ilçesinde 53 mülteci yakalandı. Edinilen bilgiye göre Ayvacık sahillerinden iki lastik botla Yunanistan'ın Midil Adası'na yasa dışı yollarla gitmek isteyen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 53 kaçak Ege Denizi'ne açıldı. Bozcaada'nın güneybatısında seyreden ticari gemilerin mürettebatı mültecileri fark ederek sahil güvenliğe bilgi verdi. Bölgeye giden ekipler kaçakları kendi teknelerine alıp karaya çıkardı. Mülteciler ifadelerinin ardından Ayvacık ilçesindeki yabancıları geri gönderme merkezine teslim edildi. Rus donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi yönünden gelip Ege'ye doğru ilerleyen Rus donanmasına ait 150 Borda numaralı Stratov isimli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi. Dardanel Spor göz doldurdu. Çanakkale Dardanel Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Kızılcı Hamam'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasından galip ayrıldı. Yeni sezon hazırlıklarına Kızılcı Hamam'da devam eden Çanakkale Dardanel Spor oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarının Sarıyer'i 3-2 mağlup etti. Müsabaka boyunca tecrübeli rakibi karşısında üstün oynayan Çanakkale Dardanel Spor, karşılaşmanın ilk yarısını Taner Aras ve Ensar'ın golleriyle 2-1 önde kapadı. Müsabakanın ilk yarısında Okan Ahmet ve Yasin ile girdiği %100'lük gol pozisyonlarından yararlanamayan Çanakkale Dardanel Spor, karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oynayan taraftı. Harun'un golüyle 3-1 öne geçen Kırmızı Beyazlar, karşılaşmanın sonrasına doğru Sarıyer golüne engel olamazken müsabakadan 3-2 galip ayrılmayı bildi. Değerli izleyicilerimiz, Boğaz Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan hafta sonu haberlerini izlediniz. Yarın yeni haftayla birlikte ana haber bülteninde Gülçin Akın sizlerle olacak. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle mutlu kalın, umutlu kalın ve Boğaz TV ekranlarından ayrılmayın. Bizi izleyin, haberiniz olsun.